Arkadaşlar merhabalar. 50 günde TTT Geometri kampında, yani şu kitabın kampında geldik 32. güne. Çemberin çevresini ve yay uzunluğunu anlatacağız. Çemberde uzunluğu anladın mı? Anladın. Anladın, anladın. Çünkü bayağı bir çeşitlerini gösterdik. Her şeyini gösterdik sana. E şimdi de çemberin çevresinde ve yay uzunluğunda bir tanım vereceğiz ve sonrasında hep eski bilgileri kullanacağız. Yani hadi iyisin. Bildiğin konudasın şu anda. Sıkıntı yok. E o zaman hadi bakalım başlayalım diyeceğiz ama ilk etapta ne yapıyoruz? Şafak sayara. Bakalım şafak sayfa numarasını göreceğiz. Evet 32. günde sayfa numarası 184 ile 186 sayfalarını işleyeceğiz. 184, 185 ve 186'yı işleyeceğiz. Hemen şuraya bakıyoruz. Kaç dersimiz olacak diye. Arkadaş çemberin çevresi. Şöyle baktığımız zaman bir dersimiz olacakmış. Oo iyiymiş. iyiymiş. Bugün bir dersi halledeceğiz. Ve haftalık programa da bakalım. Haftalık programda çemberin çevresi ve uzunluğunu halledince 16. haftayı da halletmiş olacağız. Evet sayfa numarası unuttum ben ya. Hemen geriye dönüp bakıyorum sayfa numarası. 184. Sayfa numarası 184'e bastık. Geldik. Çemberin çevresi ve yay uzunluğu dedik. Şimdi çemberin çevresi. Arkadaşlar çemberin çevresi. Bir çemberin çevresi yarı çapı belliyken 2 pi r ile bulunur. Bu kadar basit. Çemberin çevresinin formülü 2 pi r. Bunu bileceksin. Tanımı gibi düşün bileceksin. Peki hocam çemberin çevresini 2 pi r olarak biliyoruz da bir parçasının uzunluğu da sorulur mu? Evet. Bu da nedir? Yay. Yay uzunluğu sorulursa. Yay uzunluğu sorulduğunda da merkez açısı lazım olacak bize. E, merkez açısı alfa hocam burası alfa değil miydi? Evet ama ölçüsü. Mesela sen küçük çemberde de merkez açısı alfa iken burası alfa diyebilirsin. Büyük çemberde de alfa ise merkez açısı alfa diyebilirsin. Yani bu yayın ölçüsü de alfa diyebilirsin. Hocam ölçüleri eşit ama buradaki uzunluklar eşit mi? Değil. İşte yarı çapa göre değişiklik sağlıyor burası. Buradaki yarı, çap, yarı çapa göre değişiklik sağlıyorsa şimdi burayı bulacağız. E çemberin çevresi neydi? 2 pireydi. Hemen çemberin çevresinin 2 pire olduğunu biliyorsun. Yalnız bu 360 derecede değil mi? Yazarsın buraya. 360 derecede 2 pire ise alfa derecede kaç olur diyeceksin. Soru işareti de buradan çıkacaktır. Yani tüm çemberin çevresi 2 pire. 360'da 2 pire ise alfada da alfa bölü 360 katı olmak zorunda. Yani bu kadar. İşte bunu bileceksin. Yay uzunluğu da neymiş? 2 pi r alfa bölü 360 eşitmiş. Peki hocam böyle kendi kafamızdan kısalaştıracağımız şeyler var mı? Var tabii ki. Mesela yarım çemberin çevresi. Hocam yarım çemberin çevresi nedir? 2 pi r bölü 2'dir. Yani pi r'dir. Ama bak dikkat et yarım çember, çemberin ya uzunluğu bu. Ya uzunluğu burası. 2 pi r bölü 2 yani pi r. Ha yarım çemberin çevresi sorulursa o zaman ne yapacaksın? Şunu da ekleyeceksin. R artı r'yi de ekleyeceksin. Peki hocam çeyrek çemberin çevresi nedir? Çeyrek çemberin yay uzunluğu sorulursa 90 dereceye burası 2 pi r bölü 4'ten pi r bölü 2 çıkıyor ama çeyrek çemberin çevresi sorulursa o zaman ne yapacaksın? Hocam burası pi r bölü 2 bir de 2 r var. Bu çevre tamamen sorulursa da r'yi ekleyeceksin. Yay uzunluğu mu soruluyor? Çevre mi soruluyor? Buna sorularda lütfen dikkat et. Toparlayacak olursak çemberin çevresi 2 pi r yay uzunluğu da 2 pi r alfa bölü 2. Çemberin çevresini bulurken bize ne lazım? bir yarıçap lazım. Yarı yay uzunluğu bulunurken ne? lazım. Bir de merkez açı lazım. Yani ne lazım sorusunun iki cevabı var. İki cevap yani iki sorusu var. İki cevabı var demektir. E o zaman o iki cevabı cevapladıktan sonra yay uzunluğunu da rahat bir şekilde bulursun kardeşim. Hadi gel şimdi sorulara bakalım. Öğrenme alanı sorularıyla başlayalım. Taralı şeklin çevresi nedir diye soruluyor. Şimdi taralı şeklin çevresine bakacak olursak şurada bir yay var. Hocam buradaki yay nedir? Şöyle bakacak olursak hop bu yarım çember yayı. Yarım çember yayı isteniyor bizden. Yarı çapı kaç bunun? 3. O zaman burası 2 pi r bölü 2'ye eşittir. Yani elimizde bir 3 pi var. Artı. Sonra şurası var hocam. Burası da çeyrek çember değil mi? Evet. Yarı çapı kaç olan? Yarı çapı 6 olan bir çeyrek çember yay uzunluğu. O da 2 pi r. R'si 6 bölü ne diyeceğiz? Çeyrek çember olduğu için 4 diyeceğiz. Bölü 4 diyeceğiz. Burada da bölü 4 değiştik. Evet. Bölü 2 dedim diye bir ara korktum. E o zaman burası da kaç yapıyor? 3 pi yapıyor. O zaman burası da 3 pi'yi de ekleyeceğiz. Artı bu şeklin çevresi isteniyor. Bak cadı şapkası. Bu cadı şapkasının çevresi isteniyor. Bir de burada ne var kardeş? Şuraya bakacak olursan. Hocam burada da bir 6 var. Artı 6'yı eklersek böyle. E cevabı kaç çıkacaktır o zaman? Cevabımız 6 pi artı 6'ya eşit olacaktır. Hemen yazalım. 6 pi artı 6'ya eşit oldu. Bu kadar. Geldik B şıkkına. B şıkkında da AC yayı isteniyor. Bu yayın uzunluğu isteniyor. Ölçüsü değil. Ha yay uzunluğu isteniliyorsa kendimize iki soru soruyoruz. Bir yarı çap. 2 merkez açı. E merkez varsa teğet varsa çektik yapalım böyle. E, yarı çap uzunluğunu yazalım mutlaka. E bana açı lazım ya. Bana açı lazım sorusu böyle aklına geldiği zaman büyük ihtimalle orada özel üçgen vardır. Şuraya bakacak olursak. Hocam burası 3 burası altı. Hmm. 90 6. 90'ın karşısı altı iken hangi açının karşısı 3'tür? Yani yarısıdır. 30'un hocam. E burası 30 yaptı. Burası da 60 yaptı. Şimdi iki soru sormuştuk kendimize. Bir yarı çap. Yarı çap var. 2 merkez açı. Merkez açımız da var. İşte biz bu yayı bu yayı gören merkez açı tabii ki. O zaman burada AC yayının uzunluğunu bulabiliriz. 2 pi r alfa bölü 360 diyeceğiz. E o zaman burası kaç yapıyor? 2 kere 3 6 360 yapıyor. Sadece ve sadece bu da ne yaptı o zaman? Pi yaptı. Evet B şıkkını da böylelikle pi bulduk. Öğrenme alanında işi öğrendik mi? Öğrendik bence. Hadi bakalım sorulara başlayalım. Klasik sorularla başlıyoruz. Şimdi şekildeki ABC üçgeninin AC kenarı E noktasında AB kenarı da B noktasında O merkezli yarım daireye teğettir. Bir kere burada ne var? Hocam şurası T, T, birbirine eşit olacak. E o zaman burası 12. Sonra 12 var burada. Burada 20 var. 12, 16, 20 üçgeninden direkt burası 16 olur. Şimdi yarım dairenin çevresi soruluyor bana. yarıçap bulmam lazım. Yarıçap bulmak için de işlem yapacağım. Ne yapacağım burada? Farklı teknikler aklınıza gelebilir. Mesela hocam burada T, T, merkez de var burada. E ben buradan tam bunu geçirecek olursam bu açı ortay olur deyip açı yola çıkabilirsin. Birinci yol bu. İkinci yol da şu. Hocam bu yarı çap. Buraya ne kaldı o zaman? 16 eksi R kaldı. Merkez var. Teğet var. Çeklik yapınca. Hocam bu da R. Al sana Pisagor. Yani 16 eksi R'nin karesi eşittir. R'nin karesi artı 8'in karesi deyip işlem işlem işlem. Hatta burada işlem 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 deyince anladın sen olayı. Ne oluyor orada? Baktığın zaman hocam 8 varsa büyük ihtimal 6 8 10 üçgendir. R yerine 6 yazarsam 6 8 10 sağlandı. R 6 çıktı. Şimdi benden ne isteniyor? Yarım daha dairenin çevresi. Yarım dairenin çevresi de 2 pi r. Re. R'si kaç? 6. E yarım dairenin çevresi bölü 2 olacak. Değil mi? Ama dikkat. Yarım dairenin çevresi. Hocam yarım dairenin yay uzunluğu bu. Çevresi sorulursa bir de yarı çapları ekleyeceğim. Yani artı 12'yi de ekleyeceğim orada. Bu 6 6 12'yi de eklemek zorundayım. Dolayısıyla cevap ne yapıyor? 6 pi şu ikiler sadeleşti. Artı 12'ye eşit olur. Evet örnek 38 6 pi artı 12 oldu. Geldik bir sonraki soruya 39'a. Şekildeki birim kareler üzerine 6 adet çember çiziliyor. Sonra bu çemberlerin arasına kalan bölge boyanıyor. Bu boyalı bölgenin çevresi nedir diye soruluyor bize. Şimdi çemberler birbirine değdiği zaman ne yapıyorduk gençler? Merkezleri birleştir yapıyorduk. Yaptık. Merkezleri birleştir. Birleştirdim. E şurada da merkezleri birleştireceğim şimdi. Bunu birleştirdim. Burada da birleştirdim. Hatta burada da birleştirmeye devam ettim şöyle. Hatta burada da birleştirdim. E bizden ne isteniyor? Hocam şu, 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 şu ve şu isteniyor. Aa, bunlara bakacak olursak, hocam burası nedir? Hocam burası 90 derece, yani şurası çeyrek yay. Ondan sonra burası nedir? Yarım yay. Burası nedir? 90 derece, çeyrek yay. 90 derece çeyrek yay. 90 derece çeyrek yay. Ama burada hocam şunu demeyelim. Hocam bu çeyrek yay, yarı çaplara da bakmak lazım. Burada yarım yay, burada çeyrek yay, burada çeyrek yay ama yarıçap bak burada 3. Bunun yarıçap çapı 3, bunun yarıçapı 2, bunun yarıçapı 2, bunun yarıçapı 2. Yarıçaplara dikkat ederek bunları yazmak lazım. Hatta buradakinin yarıçapı da 1 çıktı. O zaman şöyle bir bakalım arkadaşım. İlk başta şunu halledelim. Hocam 2 pi r bölü 4 artı sonra şunu halledelim. Hocam 2 pi r bölü 2 artı şunu halledelim. Hocam 2 pi r bölü 4 çeyrek olduğu için artı. Hocam şunu halledelim. Şurayı yarıçapı 3 2 pi r bölü Bölü 4 çeyrek olduğu için. Şurayı hallediyorum. Artı 2 pi r bölü 2 yalım olduğu için. Bir de şurayı hallediyorum. yarıçapı çapı 3 2 pi r bölü 4 çeyrek olduğu için. Şunlar gitti. Sadeleştirmeleri yapalım dostlar. Şurada sadeleştirme ya da bölü 4'leri direkt toplayalım bence ya. Şunlar gitsin. Bölü 2'ler. Şunlar da gitsin. Şurası 2 pi yaptı. Burası da pi yaptı. O zaman 3 pi yaptı orası. Evet. Artı. Şurası 4 pi. Burası da 4 pi. Burası 6 pi. Burası da 6 pi. O zaman 6, 6, 4, 4 yani 20 pi bölü 4 yaptı orası. 3 pi artı 5 pi yaptı. Topladığım zaman da kaç yaptı? 8 pi yaptı gençler. Evet olayı hızlandırdım sadece. 39. soruda bu şekilde çıktı. Çeyrek yay, çeyrek dairelerin yay uzunlukları ya da yarım dairelerin yay uzunlukları isteniyordu ama yarıçapları farklıydı. O yüzden hepsine ayrı ayrı baktık burada. Evet 39. soruyu 8 pi bulduk. Geldik 40. soruya. Hmm, yonca. Evet 4 yapraklı yonca önce çizmişiz burada. Şekilde birim kareler üzerine çember yaylarından oluşan bir desen çizilmiştir. Bu desenin çevre uzunluğu kaç birimdir diye soruluyor bize. Ne yapacağız burada? Hocam, şimdi şekle bakacağız bir kere. Şuraya bir bakalım. Hocam bu yay şu merkezli, yarı yarıçapı 2 olan bir çeyrek. Hocam bu da aynı şekilde şöyle bakacak olursak, merkezi burası yine çeyrek. Bu da çeyrek yarıçapı 2, bu da çeyrek yarıçapı 2, bu da çeyrek yarıçapı 2, bu da çeyrek yarıçapı 2 yarı bak herkesi burası. Bu da çeyrek. Yarı çapı 2. Hep böyle çeyrek yaylar var burada. O zaman çeyrek yaylar varsa onlara bakacağım. Kaç tane çeyrek var? Hepsi de yarı çapı 2 olduğu için bir tanesini hesaplarsam gidecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane var. 12 tane çeyrek yay var. 2 pi yarıçapı Yarı çapı 2 olan çeyrek yay var. 2 pi re bölü 4 olarak yazıldı dostlar. O zaman olay bitti. Şunlar sadeleşti. Cevap da kaç yaptı o zaman? 12 pi yaptı. Şekil bizi aldatmasın. Kolay bir soru. Çok zor bir soru değil. Soruya bakar bakmaz hemen oradaki yaylara bakmak lazım. Böyle dikkat et. Şurası da 2 birim burası da 2 birim olduğu için çeyrek yay oldu. Hani yaylar çizilmiş ya e, çemberin tanımı bir nokta eşit uzaktaki noktalar kümesi tam merkezini burada bulutturduk. Aynı şekilde bu yaya baktığım zaman tam burada 2 birim 2 birim merkez burası oldu. Çeyrek yay oldu. Aynı şekilde burası da 2 birim 2 birim. Aynı şekilde burası da 2 birim 2 birimlik çeyrek yaylar oluşturdu. Burada karşımıza bunlar çıktı. Ve cevap da 12 pi oldu. Geldik bir sonraki soruya. Hmm. Örnek 41. Bir bak bakayım bana. Hmm. Soruya bir önce bir bak. Ya salla demeyeyim de hani böyle şeyler çıkıyor. Ya çok da sinir oluyorum aslında. İşte geometriyi hızlı yapmanın teknikleri falan filan değil mi böyle? İki sayı görünce çarp. iki sayı görünce topla. Çıkıyor bilmem ne falan filan böyle şeyler dönüyor. Ya arkadaş olur da ÖSYM öyle. Sonra da şey yapmaz ya. Sonra yani ne bileyim o kadar da e, ya tamam buradaki sorular bazen öyle çıkabilir ama siz olayın mantığını anlayın. Böyle yani iki sayı gördüm, çarpayım. iki sayı gördüm, toplayayım. iki sayı bir sayı gördüm, karesini alayım. Bilmem ne. Bunlar çok nadir çıkıyor arkadaşlar. Eski nesil sorularda evet diyebiliyorduk aslında ama bu tür şeyle de girmiyor. Ama şimdi bu soruyu öncelikle şöyle bir bakıp sallamanı isteyeceğim ama yani e, bir sebepten dolayı sallamanı isteyeceğim. Çünkü sebebi zaten soru sonrasında söyleyeceğim. Yani bir bununla ilgili bir formül var ama dediğimiz gibi her zaman da söylüyoruz. Yani ben istesem her soru tipine formülü yazabilirim. Gerek yok. Biz olayın mantığına gidelim. Tamam. Ama soruya bak. Cevap şu de bakalım hemen. Doğru bildim mi bilmedim mi? Genelde sallamaya çok heveslisiniz ya. Ama şurayı kullanmayı öğrendirdiğim için sana artık sallamazsın da sallama da yani. Sallama. Tamam. Hadi ben soruyu çözmeye başlayayım şöyle bir. Aşağıda işte bir AB yarım çaplı verilmiş. Bir de AC yarıçaplı. Bir de çaplı pardon. BC çaplı bir çember verilmiş. Şimdi burada yay uzunlukları verilmiş x nedir diye soruluyor sallayan arkadaşlar hocam 7 var x var e burası da 11 e 7 artı x eşittir 11'den x'i kaç buldunuz 4 buldunuz bravo doğru buldunuz e, bu da doğru bir şey e, formül yani soruyu formüle edecek olursak evet doğru ama biz bildiğimiz yoldan şaşmayalım şimdi şunun yarıçapına a a diyecek olursak bunun yarıçapına da b b diyecek olursak o zaman büyüğün çapı a artı b yaptı 2a artı 2b yaptı pardon yarıçapı da ne yapacaktır a artı b yapacaktır. Şimdi burada ne, neyi biliyorum ben? Verilen bilgileri kullanayım. Hocam bu yay, yarım yayı biliyorum. Yani 2 pi, yarı a artı b ya, a artı b bölü 2'nin ne olduğunu biliyorum? 11 olduğunu biliyorum. Hatta buradan şunlar sadeleşince pi artı pi artı pi b'yi kaç buluyoruz buradan? Şurayı yazayım. Pi a artı pi b'yi, pi'yi de dağıttım. Eşittir 11 diye bulduk mu? Bulduk. Sonra gelelim alttakine. Hocam alttakinde de ben x'in şu olduğunu biliyorum. O da 2 pi r bölü 2 eşittir ne? ne olduğunu biliyorum. X olduğunu biliyorum. Gitti gitti. Buradan pi a ne geldi? PAX geldi. Sonra şunu biliyorum hocam. O da 2P B bölü 2 eşittir 7 olduğunu biliyorum. Şunlar şunlar gitti. PB'yi de ne buldum buradan? 7 buldum. A hocam PA artı PB 11'di. Yani burada PA ne? X. PB ne? 7. X artı 7 eşittir 11. X'i de buradan kaç buluruz zaman? 4 olarak buluruz. Evet gerçekten de doğru çıktı değil mi? Doğru ama sallamayalım. Böyle bir şey gördü diye böyle formüllerde uydurmayalım. Ee, ama böyle bir şey var. Gerçekten var. Burada şansımıza tut Şimdi şöyle bir şey gördüğün zaman bak sana burada hani kolay bir şey büyük ihtimal aklında kaldı hemen söyleyeyim. Mesela şöyle bir şekilde karşılaştın. Hocam şöyle bir yarım çember var böyle. Tamam mı? Burada da bir sürü çember var. Fark etmez. İşte bunların mavilerin toplamı direkt kırmızıya eşit oluyor arkadaş. Bu istediği kadar daire olsun ya da şöyle bir daire olsun. Sonra böyle gelsin mesela. Şöyle gelsin. Şöyle bir yarım. Şöyle bir şey gitsin bir de. Bir de burada da şöyle gitsin mesela. Dur ne oldu? Burada böyle git Gitti, burada aşağıda gitti. Bir daha aşağıda gitti böyle. Yeter ki aynı çapa böyle gitsin. E, o zaman arkadaşlar burada yine mavilerin toplamı aşağıda da olsa fark etmiyor. Ne eşit oluyor? Kırmızıya eşit oluyor. Büyük yayın uzunluğuna eşit oluyor. Tamam. Böyle de bir şey var ama biz normal bildiğimiz yoldan yapınca da soru kendiliğinden yine çıktı mı çıktı. Bizi zorlayıcı çok bir tarafı var mı baktığımız zaman yok. E o zaman bildiğimizden şaşmayalım. Evet örnek 41 böylelikle 4 bulduk. Geldik örnek 42'ye. Oo, soruya bak. Şöyle bir küçülteyim okuyayım bakayım. Cevap anahtarı şöyle kalmasa da olur ya. Şöyle bakalım. Cevap anahtarını da yazmışım. Burada çıktı da yazmışım. Ee, ÖSM'nin bir sorusunu çevirdim diye hatırlıyorum burada da arkadaşlar. Şimdi ne diyor? Soruyu bir okuyalım. Aşağıda iki çember yayı ve bu doğru parçasından oluşan ABC yollarının oluşturduğu koşu parkının koreksik krokopisi verilmiştir. Bak iki çember yayı, bir çember yayı bu bir çember yayı bu. Bir de böyle bir yol verilmiş. AB yolu verilmiş. Bu yollar için aşağıdaki bilgiler verilmiş. A yol Yolu başlangıç ile bitiş noktası arasındaki en kısa yoldur. Başlangıç ve bitiş şuradaki A yolu bu. B yolunu oluşturan çember yayının merkezi bir kenara A yolunun ya A yolu olan eşkenar üçgenin köşelerinden biridir. O zaman bir kenara A yolu olan bir eşkenar üçgen çizeyim dostum şöyle. Şöyle çizdim. Eşkenar üçgen çizdim. 60 60 ve 60. İşte buradaki B yolu da bu 60'lık yaymış. C yolu da yarım çember yayıdır. C yolu da yarım çember yayıymış Yarım çember yayısı bu da ne yapacak? Çap yapacak. O zaman çap yapacaksa bunun merkezde burası mı olacak? Evet. Bu bilgiler verilmiş bize. Başlangıç noktasına aynı anda koşmaya başlayan Ali A, Barış B, Cemil ise C yolunu kullanarak bitiş noktasına varıyor. O yollarda kullanılmış burada. Tamam. <laughs> Ali, Barış ve Cemil'in saatteki hızları 4, 3 ve 6. Evet. Ali 4 kilometre hızla gidiyormuş. Ali'nin hızı. Barış neyle gidiyormuş? Hocam Barış da 3 ile gidiyormuş. Cemil de 6 ile gidiyormuş. Şimdi bitiş noktasına varış sırası aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Yani hangisi daha hızlıdır diye soruluyor bize. Gittikleri yollara bakacağız şimdi dostlar. Gittikleri yollara bakacağız. Peki şu yarıçapları ben yorulmuyoruz o zaman. Hocam buraya ben bir r diyecek olursam. Buradaki yol ne olacak mesela? 2 pi r bölü 2 mi olacak? Evet. Yani yarım yay. Bir tanesinin Cemil'in gittiği yol. Hocam bu yol 2 pi r bölü 2. Yani pi r mi olacak burası? Evet. Hocam bu yol ne olacak? E ben buraya RR deyince burası 2 r burası 2R burası 2R olmadı mı? Evet 2R 2R oldu burası. O zaman burası da hemen şurayı da şöyle kırmızıyla göstereyim. Hocam mı kırmızıyla gösterdiğimde 2 pi R. R'si kaç? 2R. 2R ama açısı var 60 bölü 360 eşit oluyor. Dolayısıyla bu neye eşit oluyor? Şöyle de göstereyim. Hocam buradan şunlar sadeleşti. Işte 6 6'yla da 2 sadeleşince 3 kaldı. O zaman 2 pi bölü 3 mi oldu burası da? Evet 2 pi bölü 3 oldu gittiği yol. Ve A'nın da gittiği yol zaten 2R. Şimdi yol Kurallar belli. Hızlar da belli mi? Belli. E ben ne biliyorum arkadaş? X eşittir V çarpı T olduğunu biliyorum. Bize zaten ne soruluyor? T'ler soruluyor. T dediğimiz nedir arkadaşlar? T'yi yalnız bırakacak olursak X bölü V. Yani yol bölü hıza eşit olacak. Sonuçta hangisi daha hızlı gitti onu bulmaya çalışacağım. O zaman ilk önce TA'ya bakayım. TA'yı yazayım şuraya. TA. Ali'nin gittiği süre. Hocam Ali'nin gittiği yol zaten 2R. X bölü yol. X bölü V'ye bakacağım ya. 2R bölü hızı neydi? 4'tü. Yani burası ne oldu? R bölü 2 oldu. T, B'ye bakayım. Hocam gittiği yol X bölü şeye bakacağım. V'ye bakacağım. Gittiği yol neydi? Buydu. Yani 2 pi R bölü 3. 2 pi R bölü 3 bölü X bölü V. Hızı neydi arkadaş? Bunun 3'tü. 3'ü de yazdım. O da 2 pi R bölü 9 geldi. Bir de T, C'ye bakayım. T, C Cemil'e bakacak olursak da gittiği yol neydi? Pi R'ydi. Hocam pi R bölü kaç olacak o zaman? Pi R bölü hızı da neydi bunun? 6 6 olacak. Yani burası da pi r bölü 6 oldu. Tamam. Şimdi ben ne yapacağım burada? Bunları sıralayacağım. Şunu, şunu ve şunu sıralayacağım. Hocam. Hocam sıralayalım bunları da. Ee, bunları sıralarken nasıl sıralayacağız? E sıralarız ya. Korkma ya. Hocam bir tanesi pi'siz. Tamam. İlk önce ben şu ikisini sıralayayım. Hocam bu ikisini sıralamak için ne yapacağım? E bunlar hocam 18'de. Şunu 2 ile genişleteyim. 2 ile genişletince 4 pi r bölü. Kaç yaptı? 2 ile genişlettim. 18 yaptı. Şunu da 3 ile genişlettim. 3 r bölü 18 yaptı burası. Şimdi şunlara bakacak olursak hocam şu şundan daha küçük oldu. Hızı bak süresi. Mesela 2 küçüktür 3 ise o zaman ne diyeceğiz? Daha hızlı gitmiştir 2. Yani 2 dakikada gitmiş. Biri de 3 dakikada gitmiş. Öyle düşün. O zaman burası burasından daha hızlı gitti. Çünkü bak şurası 3 r bölü 18. Burası da 4 r bölü 18. Evet ben ne buldum burada? Hocam TC TB'den daha hızlı oldu. Daha hızlı oldu. Daha hızlı oldu. Sıralanışı en hızlı olanı değil mi? E, bitiş noktası varış sırası. O zaman CB'den önce gidecek. Bir kere CB'den önce gidecek. CB'den önce gidecek. CB'den önce gidecek. Bu gitti. CB'den önce gidecek. Bu gitti. CB'den önce gidecek. Bu gitti. CB'den önce gidecek. Ha. Şimdi ben ne inceleyeceğim? Ali ile Cemil'i inceleyeceğim. Bak. Ali ile Cemil. Şunu inceleyeceğim. Ali ile Cemil. Cemil'i incelerken. Hocam Ali'ninki hangisi? R bölü 2. Cemil'in ki hangisi? Cemil'in ki de pi bölü 6. O zaman r bölü 2 ile pi r bölü 6'yı inceleyeceğim. Aslında bu nedir arkadaşım? 3,1 14 gibi bir şey sayı değil mi? Evet. E burası zaten 3 olsa şunlar şunlar sadeleşir 2 olur. Ama burası 3,14 olacak olmayacak mı burası? Evet. 3,14 olacağı için yukarıyı 3'ten büyük yapacağım için bak yukarıyı ben 3 yaparsam eğer o zaman burası ne olacak? R bölü 2 olacak. O zaman ben burayı 3'ten daha büyük larsam, R bölü 2'den daha büyük olacak. O yüzden bu daha büyük oldu. Bak bu daha büyük oldu. E bunun daha büyük olması bunlar süre ya. Bak bunlar süre süre. E büyük olan yani küçük olan daha hızlı. Yani R bölü 2 daha hızlı oldu. R bölü 2'de neydi? A değil miydi? O zaman Ali daha hızlı olacak. O zaman cevap ne olacak? A seçeneği olacak. İnşallah ya bu tür so bu soruda ne böyle şey olur? Karıştırılır. Hocam işte süresi küçük olan daha hızlı gidecek. Ya da süresi küçük olan e, küçükten büyüğe doğru yazmada böyle sıkıntı yaşarsın sadece. Ama süresi tabii ki biri 2 dakikada gitti. Biri 3 dakikada gitti. Biri de 5 dakikada gitti. 2 dakikada giden daha hızlı olacak. Mantığı var. Süresi en küçük olan da hangisi oldu? R bölü 2 oldu. Dolayısıyla R bölü 2'de hangisindeydi? Ali'deydi. Ali daha hızlı oldu. Yani cevap Akçay oldu. Bu da güzel bir soru. Değişik bir soru. ilginç bir soru. Yine ÖSYM'nin bir sorusunu böyle bir tık zorlaştırıp öyle sorduğum bir soru arkadaşlar. Haberin olsun. Haberin olsun. Haberin olsun. Geldik bir sonraki soruya. Örnek 43'teyiz. Örnek 43'te de ne demiş? Şekildeki B merkezli A ya çember yayı ile AD doğru parçasının uzunlukları birbirine eşit. Hmm. E o zaman hocam bu yay ile bu birbirine eşit verilmiş. E yarı çapta verilmiş. Ben o o yayı bulabilirim. Hocam o yay nedir? O yay şudur kardeşim. Hemen yazayım onu. 2 pi r 6 kök 3. Açımız kaç? 60 yayı gören için. 60 bölü 360. Hocam 36 360 yaptı gitti. Yani 2 kök 3 pi mi yaptı burası? Evet. Burası 2 kök 3 pi yaptı. O zaman burası da 2 kök 3 pi yaptı mı dostum? Yap. Sonra başka ne var burada? Şimdi uzunlukları birbirine eşit olarak verilmiş. ABC'de bir dörtgen. ABC 60 derece. ADC 150 derece verilmiş. BA ile AD birbirine dik verilmiş. Burası 90 derece. Hemen buradaki 90 dereceyi yazalım. Ya da şu da söylenebilirdi Hocam DA çembere bu burada teğet diye de verilirdi. O yüzden burası merkez teğet çekte diye de düşünebilirdik. Hocam 90 ne var burada? Özel açılar var. Sakın hocam dik üçgen oluşturayım. 60'ı parçalayayım mi Dikkat et. Bir dörtgende 90, 60, 150. Hatta burada kaçta kaç derece yapıyor? 60 derece yapmıyor mu? Yapıyor. Buradaki bütün açılar özel. Bu açılara dokunamayız. Bir dörtgende bütün açılar özel açıysa üçgeni tamamlıyorduk. İster üçgen Üçgeni bu şekilde tamamla istersen hocam şuraya baktığında 60 60 var ya a 60 pardon 60 60 görünce aklımıza ne geliyor e, eşkenar aklına gelen başına gelsin ya üçgeni bu şekilde tamamla o zaman üçgeni bu şekilde tamamladığım zaman dostum ne çıktı burada karşıma eşkenar üçgen çıktı tamam şurası şurası ve şurası eşit olacak a burada bir 30 60 90 üçgen çıktı 60'ın karşı 2 3 pi ise 30'un karşısı köküçe bölünmüş hali 2 pi'dir 90'ın da kaç olacaktır o zaman hocam 4 pi olacaktır çünkü 30 30'un karşısı 2 pi ise 90'ın karşısı 4. Ve bunlar da birbirine eşit değil mi dostlar? Şu ve şu. Evet o eşitliği de kullanalım. 6 kök 3 artı 2 pi eşittir 4 pi artı x olmak zorunda. Bak şununla şu birbirine eşit olacak çünkü. O zaman 4 pi'yi öbür tarafa atalım. 2 pi eksi 4 pi'den eksi 2 pi geliyor burada. Yani x böylelikle ne çıktı? 6 kök 3 eksi 2 pi oldu. Evet cevap ilginç çıktı ama bunun ayarında yine bir soru ÖSYM tarafından sorulmuş arkadaş. O yüzden bilgin olsun. Evet 43. soruyu da 6 kökü eksi 2 pi şeklinde bulduk. Bakıyorum böyle ilginç şeyler yap. bulduğum zaman hemen böyle cevap anahtarına da bakıyorum sıkıntı olmasın diye. Neyse geldik örnek 44'e. Örnek 44'te de birim kareler üzerine çizilen o merkezli iki birim yarıçaplı dairenin bir kısmı şekildeki gibi boyanmıştır. 2 yarı çaplı bir çember. iki yarı bir çember. Tamam. E buna göre boyalı bölgenin çevresi. Hocam boyalı bölgenin çevresini bulmak için. Bak nereyi bulmam lazım? Şurayı bulmam lazım. Yay uzunluğunu bulmam. Lazım. Her zaman söylüyoruz. Yay uzunluğu sorulduğunda kendine iki soru soruyorsun. Bir merkez yani bir yarı çap iki açı. O yayı gören açı. O zaman ben burada ne yapmak zorundayım? Şurada bir yay var. Bu yayı gören açıyı oluşturmak zorundayım. Hemen oluşturayım. Hocam şöyle çizdim bunu. Bunu da böyle çizdim. O yayı gören açı neresi? İşte burası. Burayı bulmaya çalışacağım. E bakalım bulmaya çalışalım bakalım. Burada özel bir durum var mı? Yarı çapın ne olduğunu söylemişti zaten bize. Hocam yarı çapın iki olduğunu söylemişti. E ben burada ne yaptım zaten? Yarı çap çizdim. 2. A Aa, hocam burada bir dik üçgen var. Bak bak sen şu işe. Dik üçgende. Şurası da birim kareden dolayı bir değil mi? Evet. Yani burada bir 30-60 90 üçgen çıktı mı? Çıktı. Hocam aynı şekilde. Burası da aynı şekilde. 1-2. Burada da 30-60 90 üçgen çıktı. E o zaman burası da 180. Toplamda şu açı kaç çıktı? 60-180-60. E hatta buraya da ne çıkıyor arkadaşım? 60 derece mi kalıyor? Evet. Buraya da 60 derece kaldı. Hocam hatta burada 60 olduğu için 2-2. Bunlar da 60'ar derece oldu. E o Zaten burada da bir eşkenar üçgen çıktı. Burası da 2 oldu. Şimdi boyalı bölgenin çevresinde zaten bana burası da lazımdı. 2'yi buldum. Yani boyalı bölgenin çevresinde 2 var. Artı 2 pi r. Re. R'si zaten 2 idi. Bir de alfa bölü 360. Alfamız kaç? Hocam 180 burada. 120 burada. 300. Alfamız da 300. 300 derecelik yay uzunluğu isteniyor. 300 bölü 360 diyeceğiz o zaman. İşte cevap bu yapacak. O zaman şunları sadeleştirelim. 6'ya böl 6'ya böl 6. 5 kaldı. 2'ye böl 2'ye böl 3 kaldı. O zaman bu da 2 artı 10 pi bölü 3 yaptı. Ya da 6 artı 10 pi bölü 3 de diyebiliriz arkadaşlar. Neden? Şunun için çarpma. 6 artı 10 pi yapıyor. Artık cevap aralarında ne varsa 10 pi bölü 3 artı 2 varmış. Yani şurada bırakmış. Evet cevap bu. Aynı zamanda da bu. Sıkıntı değil. Ama güzel bir soru. Güzel bir soru. Güzel bir soru. Bak burada şunu böyle hissiyatımızla demedik. Ya hocam burası 2 ise burası da 2 demedik. Nereden çıktı bu? Bak şurası eşkenar üçgen oldu. O yüzden. Ya hocam burası 90 derece keşke verilseydi falan vermeye gerek yok. Fazla bilgi olurdu. Buradaki özel açıları bulunca burası 60 çıktı. 60'tan dolayı eşkenar çıktı burası. Güzel bir soru. Gerçekten hoş bir soru. Örnek 44'te bu şekilde oldu. <laughs> Geldik örnek 45'e. Ön yüzü mavi arka yüzü sarı renkli. Daire şeklinde karton ne yapılıyormuş? Katlanıyormuş. Katlandığında şekil 2'deki gibi tam o merkezli e, katlanılan yer o merkezinden geçiyor. E, uzun zamandır katlama yapmıyoruz. Gel katlama yapalım seninle birlikte. Hop daireyi şöyle katladık mı? Katladık. E kat katlama zorlarında ne yapıyorduk? Geriye doğru açıyorduk. Hatta şunun esprisini yapıyorduk. Katla aç, katla aç, katla aç Ne yapıyorduk değil mi? E, Muhammed de sağ olsun yapıyordu. Bilmiyorum yaptı mı şu anda ama. Evet burada geriye doğru açacağız bunu. Geriye doğru açalım hocam bunu. Hop şöyle açtık. Açınca bak şurası O merkezine gelmiş. Bu önemli. Yani şuradaki nokta buraya gelmiş. O önemli onu kullanacağım. Katlama zorlarında ne diyorduk? Üst üste binen kenarlar eşit. Üst üste binen açılar eşit. Hocam üst üste binen yaylar birbirine eşit olacak. E şurada açı yok ki açıların eşitliğini ben burada kullanamam. E uzunluk mu uzunluk yok hocam ne yapacağız? İşte bak soru da burada işin esprisi şu. Dairede katlamada bunu çok kullanıyoruz. O yüzden lütfen buna dikkat. Dairenin yarı çapında bize 6 vermiş zaten. En etkili silahımız yarı çap çizmek değil miydi? Evet yarı çapı çizelim ama bak katlanılan yerden doğru çizelim şöyle. Bunu çizdiğin zaman şöyle. Hocam ne olacak bu? Bu çizgi eskiden varmış gibi düşün. Şimdi sen bunu katladığın zaman hocam bu kenarda buraya düşmeyecek mi böyle? Düşecek. Aslında katlama demek bu doğruya göre simetriyi demek değil miydi? Evet. Bak şunu şöyle çizince burası 90 derece. Hocam o zaman burası birbirine eşit mi olacak böyle? Aynen öyle. Yarı çapı kaçtı? 6 ydı. O zaman bunlar 3-3 yaptı. Eee, ne güzel. Ne güzel. Ne güzel. Bir de burada ne olmuş oldu? Hocam kiriş var ya merkez var kiriş var. Çek dik olmuş oldu. Dikkat bunu unutma. Bu merkez katlanıp buraya geldiği zaman mutlaka bak en güzel ek çizimi yine çiziyoruz. Sanki eskiden bu doğru varmış gibi katlandığında üst üste binen kenarları kullanıyoruz. İlk katlamada üst üste binen kenarlar yoktu ama bunu çizdiğimizde üst üste kenarlar oldu. Tamam bizden ne isteniliyor? Şimdi sarı renkli bölgenin çevresi isteniyor. Vay sarı renkli bölgenin çevresi isteniliyorsa benden ben nereyi bulacağım dostum? Hocam bu yayı bulacağım. E katlamada yani şurayı bulacağım. E bu yayı bulmak için ne yapmam lazım? Daire. Yani yay uzunluğu istenildiğinde kendimize iki soru soruyorduk. Bir merkez iki açı açı. bir Pardon merkez derken. Bir yarı çap iki merkez açı. E yarı çapı biliyoruz altı bir de merkez açı. Benden bu yay isteniliyorsa buna ait bir merkez açı oluşturayım orada. Hop çizdim şöyle. Hop çizdim. Bak her zaman bak çemberde uzunluğu kullanıyoruz. En etkili silahımız. E hocam bize açı lazım dediğimiz zaman özel üçgen gelir büyük ihtimalle. Ya 45 45 90 üçgeni ya da 30 60 90 üçgeni gelir karşımıza. E şuraya baktığımız an yarı çapı şöyle bir yazdın. 6 burası 6 burası. Ana şuradaki üçgenler ne çıktı hocam? 90'ın karşısı 6. Hangi açının karşısı 3'tür? Tabii ki 30'un. Şurası 30 oldu. Burası 60 oldu. Aynı mantıkta burası da 30 burası da 60 oldu mu? Oldu. Şimdi şu açı kaç yaptı? yaptı. Bu açıyı istiyorum zaten ben. 120 derece yaptı. O zaman bu sarı şeklin çevresinde ne var? Çevresinde bu arada 30'u karşı üstte 60'ı karşı 3 köküç yapar burası. Burası da 3 köküç. Sarı şeklin çevresinde 6 köküç var. Bir de bu yayın uzunlu uzunluğunu bulacağım. 6 köküç artı yay uzunluğu. Yay uzunluğu içinde merkez açıyı buldum. 2 pi r 120 bölü 360 değil mi dostlar? Evet. E o zaman ne oluyor burada? Hocam şunlar şunlar sadeleşti. 3. 3 ile de 6 sadeleşti. 2. 4 pi mi yaptı? Evet. 6 kök 3 artı 4 pi şeklinde buluruz cevabı. Evet bu da güzel bir soru dostlar. Bak katlama, çemberdeki katlama güzel bir şey soru. Burada da e, şey katlamada üst üste binen kenarlarını kullanamıyoruz ama işte katlamada tam merkeze gelmişti. O yarı çapı çizince orada bir kenar oluşuyor. Üst üste binen üst üste binen kenarlar oradan karşımıza çıkıyor dostlar. Evet güzel bir şey öğrenmiş olduk. Geldik bir sonraki sayfaya. Hmm Interesting. Şöyle bir ÖSYM logosu geldi aklıma. Evet ÖSYM sorar mı acaba? Bakalım. Yarı çapı 4 birim olan daire şeklindeki bir tahta tekerleğin çeyreği kesilip atılmış. Evet bir eskiden böyle şey at arabaları vardı. At arabası tekerleği. Onu düşün böyle. Tahtadan oluyordu o tekerlekler. Çok eskiden. Siz bilmezsiniz. Biz gördük. Onlarla saman taşıdık yani. Neyse. Onu da böyle kesmişiz. Çeyreğini kesmişiz. Atmışız böyle. Sonra zemine koymuşuz onu. Ee, bu tekerleği de sonra ok yönünde bir tam tur dönecek kuvvetle ittiğimde A köşesinin ilk durumundaki A köşesine olan uzaklığı nedir diye soruluyor bize. Hmm. Nerede yorumlayalım? Onu burada bir yorumlayalım. Şekli de çizelim. Ya sen de şekli çizeceksin ya. Hadi ben de çizeceğim. Ee, teknolojiyi kullanmayayım burada. Zemin burası mesela. Şimdi elimde şöyle bir tekerlek var. Ve ben bunu böyle bu yönde iteceğim. Burası 4, burası da 4 ve burası 90. Ee, burası B burası da A. Yani tam tur dönecek kuvvetle iteceksem eğer o zaman bu şu şekilde olacak mı arkadaş? Bu gitti. Döndü 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 döndü, döndü. tekerlek. Ne kadarı döndü? Hocam şu kadar döndü 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 döndü. Bir e, bir tur atacak kadar hızlı gittim it, ya. Hala daha hızı var. Sonra ne olacak? Bu hocam bu böyle dönüp 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 dönüp, dönüp geliyor böyle. Tam B noktasına kadar geldi. Hala daha hızı var. B noktasından sonra da şöyle devrilmeyecek mi? Devrilecek. Devrilmiş hali o zaman ne oluyor arkadaşlar en son? Hop şöyle bir şey olmayacak mı? Evet şöyle bir şey olacak. Şöyle bir şey olacak. Peki neresi B neresi A burada? Hocam B noktası burada buraya kadar geldi. Sonra B noktası etrafında döndü. A da buraya mı gelecek? Evet B buraya gelecek. A da buraya gelecek. E o zaman ben şimdi buradaki dönmeye bakacağım. Bak hocam ben bunu öyle bir kuvvetle ittim. Şuradaki zemine değecek ya. O zaman burası zeminde gittiği yol kadar olmayacak mı? Evet. Yani aslında buradaki uzunluk şuradaki uzunluğa eşit olacak. Çünkü bir çemberin zeminde bir tam tur atması tam çevresinin gittiği yol kadardır değil mi? E o zaman burada şu mesafe burası kadar olacak. Bu mesafe nedir? 2 pi r. Açımız kaç? 90 deme. Deme 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 deme. 270 derece burası. Bu yayın uzunluğu buraya eşit olacak. O da 90 bölü değil. 270 bölü 360 oluyor. Hocam şu şu gitti. 3 bölü 4 yaptı. 4'ler de sadeleşti. Işte 6 pi yaptı burası. E o zaman burası 6 pi kadarsa bu zeminde de 6 pi kadar gitti mi? Gitti. Hocam burası 6 pi gitti. E sonra da şuradaki uzunluğu bulacağım. E bu 90 derece. Burası 4 burası 4 burası da 4 kökü değil mi? Evet. O zaman cevap ne olacak? İlk baştaki A köşesinin ikincideki A köşesine olan uzaklığı isteniyor bizden. O zaman cevap 6 pi artı 4 kökü yapacak. Evet. Ben eğer tam tur dönecek şekilde itmiş olmasaydım. O zaman bu belki şu şekilde kalabilirdi. Hani bunu böyle döndürüp en son şu şekilde de kalabilirdi. Mesela burada önceki haline şöyle. En son bak bu hale geliyor bu. Değil mi? Yok buradan tam tersi olacak ya. Şuradan en son ne oluyor? Bak şu hale geliyor dönüp de. Bak bunu böyle döndürdüm. B köşesi buradan buraya geldi. Sonra A köşesi de buradan buraya geldi. Sonra bu tam tur dönecek şekilde ittim ya. 3 bölü 4'ü gitti burada. 3 bölü 4'ü gitti gittikten sonra da A da orada aşağı düşüyor. Bir daha gösterip Tam bu böyle geldi. Bir hızı var. Ondan sonra böyle dönüyor. A burada kilitlenip kalıyor. Ondan sonra daha dönecek bir yeri kalmadığı için burada takılı kalıyor. O yüzden şurası A köşesi ya. A köşesi B köşesi etrafında dönüp şuraya geliyor. En sonki durumu da şu olmuş oluyor gençler. Evet bu soruyu da hallettik. Geldik. 47'ye. <laughs> güzel bir soru bu da. Dikkat. Güzel bir teknik öğreneceksiniz yine burada. Yarıçapları çapları iki birim olan birbirine teğet 3 çemberin etrafına sarılan gergin ipin uzunluğu nedir diye soruluyor bize. Şimdi yarı 2 birim. Çemberler birbirine değiyor mu? Değiyor. Çemberler birbirine değiyorsa ne yapıyorduk? Hocam merkezleri birleştir. Bak çemberde uzunlukta kullandığın bilgileri yine burada kullanmaya devam ediyorsun. Merkezleri birleştirdik böyle. Birleştirince hocam yarıçapları 2 birim diyordu. Yaz 2 birim, 2 birim, 2 birim, 2 birim, 2 birim, 2 birim, birimleri yazdık. 2 birimleri yazdık. Daha sonra ne yapıyoruz burada? Hocam ne çıktı burada? Eşkenar üçgen çıktı. Açıları da yazalım böyle. Aa hocam merkez var, teğet var, çektik. Merkez var, teğet var, çektik. Merkez var, teğet var, çektik. Herkes var. Teğet var. Çektik. Oha hocam. Ne kadar çok ek çizim yaptık. Hayır. Ek çizim olduğunu kabul etmiyorum. Bunların hepsi anahtar kelime. Anahtar kelimelerde yok böyle bir şey. Ee, bunlar yapmamız gereken şeyler. Zaten anahtar kelime. E hocam burada ne oldu? Dikdörtgen mi oluştu? E, dikdörtgen oluştuğunu tam söyleyemiyoruz aslında ama. Şöyle şunu da söylersem söyleyebilirim. Bak şimdi. <laughs> hocam bunlar birbirine paralel. Aynı doğruya dik olduğu için. Sonra bunlar da iki olduğu için. Hem paralel hem de birbirlerine eşit olduğu için. Burada bir paralel kenar çıktı. Daha doğrusu açılar 90' olduğu için dikdörtgen çıktı. O yüzden dikdörtgenden dolayı 4 ise 4'ü yazarım buraya. Aynı şekilde burası da 4, burası da 4. E benden ne isteniyor? İpin uzunluğu isteniyor. Hocam ne güzel işte ipin uzunluğunda 4'ü buldum. 4'ü buldum, 4'ü buldum. Ama bana ne lazım? Şuradaki yay, buradaki yay ve buradaki yay uzunlukları da lazım. Açı lazım. E hocam burası 90 derece dikdörtgenden. Burası da 90. Buraya ne kaldı o zaman? 120. Tamamı 360 yaptığından dolayı. Aynı şekilde 90, 90 buraya ne kaldı? 120. Aynı şekilde 90, 90 buraya ne kaldı? 120. Aa o zaman ipin uzunluğu ne oldu gençler? Ee, burada 4, 8, 12 var. 12 artı 2 pi r. R'si kaç? 2. Şurayı buluyorum öncelikle. E, ee, R'si 2. 2 pi r, 120 bölü 360. Artı 2 pi r. 120 bölü 360. Artı 2 pi r, 120 bölü 360 deyip burayı bulacağım. Ama hepsi de 2 pi r, 120 bölü 360 ya. 2 pi r, 120 bölü 360'dan kaç tane var? 3 tane var. Çarpı 3 derim. Olay biter. Hepsini ayrı ayrı toplayacağım. Hatta buradan ne geliyor? Hocam 2 kere 3 6. Bak şu şu gitti. 100, bu 3 kaldı. Bölü 3 şu 3 de sadeleşti buradan. O zaman ne yaptı? Burası 4 pi yaptı. Yani 12 artı 4 pi'ye eşit oldu cevap. Hmm. hmm. ÖSYM sordu mu? Sordu. Hem bunu sordu. Dikkat. Hem bunu sordu. Dikkat. Hocam şunu sorduğunda. Bak dikkat et bir şey göstereceğim sana. Arkadaş şurası ne yaptı? Bir üçgenin köşelerinden bir çember çizilmiş ve ip sarılmış. Bu ipin uzunluğu nedir diye soruluyor. Üçgenin çevresi artı bu yay uzunluğu uzunlukları yapıyor. Yay uzunlukları da tam bir çember yapıyor dostlar. E, tam bir çember yaptığını görüyorsun. Bak yarı çapı 2 ya. 2 pi r yani 4 pi. Cevapta öyle çıktı. Hani olur ya e, bir teknik bir kural olarak ezberlemeyelim tabii de. Hani büyük ihtimal aklında kalıyor böyle. Şekil ne olursa olsun. Bir beşgen var mesela böyle. Ve yarı da aynı olan çemberler. Eş çemberler çizeceksiniz böyle. Bunun etrafına sarılan ipin uzunluğunda hocam beşgenin çevresi olacak mesela. Şuradaki uzunluklar da beşgenin Çevresi oluyor. Sonra bir de ne geliyor. Burada bir yay uzunluğu var. Şurada yay uzunluğu var. Şurada yay uzunluğu var. Şurada yay uzunluğu var. Burada yay uzunluğu var. İşte bu yay uzunluklarının toplamı tam bir daire yapıyor arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Niye? Bak şimdi. Şu soruyla iyice oturalım onu. Aynısı arda, arda bilerek yazdım burada. ÖSYM'de sordu. İki soruyu da sordu. Mesela burada. Ispatını da burada yine göstereceğim sana. Yarıçapları iki birim olan çemberler verilmiş burada. Hocam burada merkezdeye çektik yapalım. Merkezdeye çektik yapalım. Merkezdeye çek çektik. Yet çektik. Sonra merkez de yet çeklere devam ediyorum tabii ki. Sen benden sen de benle birlikte yapabilirsin burada. Merkez yet çektik. E hocam burada da merkez teyit çek yapalım. Yaptıktan sonra 90'lar geldi burada. Biraz önceki mantıktan dolayı dikdörtgenler çıktı mı karşımıza? Çıktı. Çünkü yine bunlar nedir? Hocam 2 birim 2 birim dikdörtgen çıktı karşımıza. E o zaman burada ne var? Çemberlerin merkezlerin birleşmesiyle oluşan dörtgenin çevresinden mi bahsediyor? Oluşan hocam oluşan dörtgenin çevresi şurası değil mi? Evet bu dörtgenin çevresini vermiş bize. Bu dörtgen çevresini ben burada kullanacağım. E o zaman arkadaşlar ne diyelim burada? Şuraya bir A diyelim. Şuraya bir B diyelim. Şuraya bir C diyelim. Şuraya da bir D diyelim. Dikdörtgenden dolayı şurası da A yapar. Dikdörtgenden dolayı burası da B yapar. Dikdörtgenden dolayı burası da C yapar. Dikdörtgenden dolayı burası da D yap. E ben ne biliyorum? A artı B artı C artı D ipin uzunluğunda. E zaten A artı B artı C artı D'ye bakacak olursak hocam bunun çevresini bize vermiş. Bunun çevresini verilmiş bize? 23 pi verilmiş. Artı bir de ne var işin içinde? Hocam yay uzunlukları var burada. Buradaki yay uzunlukların toplamı da tam bir dairedir. 2 pi r'dir. Yer çap 2 ya. Yani bunu da ispatlayayım. Bunu da ispat. ispat. Şuraya ben alfa açısı, buraya beta açısı, buraya teta açısı, buraya da gama açısı diyecek olursam. Hocam 90-90 ya. Buraları da 90-90 ya. Buraları da 90-90 ya. Bak şimdi dikkat et. 90-90. Hocam şurada kaç kaç yapıyor? Hocam 90-90-180. 180 eksi 180 alfa yapıyor burası. Sonra burası 180 eksi beta yapıyor. Burası 180 eksi teta yapıyor. Burası da 180 180 eksi gama yapıyor. Şimdi ben bu yay uzunluklarını bulurken dikkat 2 pi r 180 bak yazayım hatta. Şuraya yazıyorum. 2 pi r r2 de r'li yazayım. 180 eksi alfa bölü 180 eksi alfa bölü 360 artı öbüründe de 2 pi r ne var? 180 eksi beta bölü 360 var. Hepsinde 2 pi r olacak mı? Olacak. O zaman 2 pi r parantezini alalım. 180 eksi alfa bölü 360 sonra 180 eksi teta bölü 360 sonra 180 eksi beta bölü 360. Sonra 180 eksi gamma bölü 360 olacak mı burada? Olacak. Bak şimdi ispatı yapıyorum. 2 pi r başında var. Sonra 180'lerden kaç tane var? Hocam 4 tane var. 720 yapıyor. 720. Sonra burada eksi alfa, eksi beta, eksi teta, eksi gamma var. Hocam eksi parantezinde e alfa, beta, teta ve gamma mı yaptı burası? Evet. Zaten bu 360 değil mi? Aynen öyle. Hocam 720'den 360 çıkınca burası da 360 mi yaptı? Evet. E bir de bölü 360'ı vardı sanki. E o zaman 2 pi r 360 bölü 360 yaptı. Gitti gitti. Gerçekten de 2 pi r çıktı mı dostlar? Çıktı. E yarı aynı aynıysa aslında açılar toplamından da gidebilirdik. Açılar toplamına baktığımız zaman hocam bunları topladık 360 yapıyor. 360 derecede ne yapıyor? Tam bir daire yapıyor. Yani bu beşgen de olsaydı öyle olacaktı. Altıgen de olsaydı öyle olacaktı. O yayların toplamı tam bir daire yapıyor dostlar. Hani şu ispattan ispat bazen uzun sürebiliyor. İspatı zor olan şeylerde hani özellik veriyoruz ya. Hadi ispattan dolayı böyle zor olduğu için. Ama şeyden normal yoldan da yapabilirsin. Ama genelde akılda kaldığı için bunu da verdim sana. O zaman burası ne yaptı arkadaşım? 23 pi artı 4 pi. O da 23 artı 4 27 pi mi yapıyor? Cevaba böylelikle 27 pi olarak ulaştık. Evet örnek 48'de bu şekilde bulduk. Geldik örnek 49'a. Bu da ilginç bir soru. ÖSYM tarafından soruldu ya. Bana zor mor demeyin. Tamam sakın. Şu sorulara zor diyorsunuz. ÖSYM tarafından sorulan sorulara zor diyorsunuz. Aşaş aşaş daki şuraya bir soru işareti koyayım. Aşağıdaki yani şunu görüyorsunuz hata olmuş. Şekilde renkleri dışında özdeş olan silindir şeklindeki varillerin üstten görünümü verilmiştir. Sarı varil 6 tane varile değiyor. Evet sarı varil şu 6 varile değiyormuş. Ee, mavi varillerin her biri 5 tane varile değiyor. Mavi varile bak gerçekten 5 tane mi diyor? Şu. Hocam 1, 2, 3, 4, 5. Her biri öyle. Bak şuna bak. 1, 2, 3, 4, 5. Gerçekten de öyle. Kırmızı varillerin her biri 2 tane varile değiyor. Şu kırmızı kırmızı turuncu olmuş ama kırmızı değil. İki taneye değiyor. Evet doğru. Sonra valilerin taban yarıçapı çapı bir birim olarak verilmiş. Hepsinin taban yarı çapı bir verilmiş. Arkadaş çemberler birbirine değiyorsa ne yapıyorduk? Merkezleri birleştir yapıyorduk. Hemen merkezleri birleştireceğim şurada arkadaş. Merkezleri birleştir. Hocam burada da birleştiriyor. Ya işim gücüm merkezleri birleştirmek olacak burada. Şu merkezleri de şöyle ben bir göstereyim şurada ya. Şunun merkezi burada. Bunun ki burada. Bununki burada. Bununki burada. Bununki burada. Bununki burada. Bununki burada. Bunun burada. Bunun burada. Bunun burada. bununki burada. Çemberler birbirine değince merkezleri birleştir. Birleştirdim böyle kardeş. Birleştirdim böyle kardeş. Birleştirdim böyle kardeş. E, hepsini birleştireceğiz mi ya? Bilmiyorum ki bakacağız. Birleştirdik bakalım şöyle. Hatta şurada da şunları da birleştirelim böyle. Hocam bunu da birleştirelim böyle. Hocam burada da bunu da birleştirin. Birleştireceğiz mecbur. Siz daha hızlı yaparsanız ben düzgün ol, olması için daha yavaş hareketliyorum. Hatta çemberler burada da, diyor, burada, da e, burada da diyor, burada da birleştir. E burada da diyor, burada da birleştir. E burada da diyor, burada da birleştir. Burada da diyor, burada da birleştir. Hatta yarıçapları kaç verilmiş? Hat, diğer hepsini de yapmak istemiyorum. şu anda. Hocam kaç verilmiş yarıçapları çaplara? Bir birim bir birin verildiği için hepsi bir 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 bir. Bak burada hep eşkenar üçgenler çıktı dostum. Hep eşkenar üçgenler çıktı. Buna göre şekildeki 13 varil bir iple gergin bir şekilde bağlandığında ipin uzunluğu en az kaçtır diye soruluyor bize. Hmm. Hadi bakalım bir iple bağlayalım şunu. Hocam bir ip şu şekilde gerildi. Bak dikkat. İpi gerdim şöyle. Hop gerdim. Sonra ipi gerdim. Şurada da gerdim. Sonra ipi gerdim. Hop şöyle oldu. Sonra burada ipi gerdim. Hop şöyle öyle mi oldu? Evet hocam daire mi oluyor? Hayır İpi gerdiğinizde şöyle bir daire olmaz. Burada bir gerginlik olmaz mı? İşte orada gerginlikleri yapıyorum ilk etap. Şuradaki ipi gerdim, şuradaki ipi gerdim ve şuradaki ipi gerdim. Evet. Bir de ne var burada arkadaşlar? İp gergin ya. Şurada bir yeşil ip yine hala da var mı? Var. Gergin bir şekilde şöyle gidecek burası. Burada da gergin bir şekilde, burada da gergin bir şekilde, burada da, burada da, burada da. Burada da. Yani buradaki yeşil ip uzunlukları, buradaki yay uzunlukları soruluyor bize. E hocam şurada işlemlerimizi yapalım. Ne yapacağız burada? Bak merkez varsa teğet varsa çektik. Merkez varsa teğet varsa çektik. Burada da yapalım. E sonra hocam burası bir birim burası bir birim. Dikkat et. O zaman ben bunu birleştirdiğimde dikdörtgen oluşu burası. Çünkü uzunluklar birbirine eşit ve paralel olduğundan dolayı dikdörtgen oluştu burada. E hocam burada bir eşkenar üçgen çıktı. Siyahla yapayım bunu. Bu 60 derece. Dikdörtgen oldu 90. Dikdörtgen oldu 90. Sonra burası da 60. Şurası da 60 değil mi? 60. Dur şöyle 60. E burası da 60. Burası da 60 Burası da 60. Hocam buraya ne kaldı? 120 kaldı. İkiz kenarlık var. Bunlar da 30-30 oldu mu? Oldu. Hatta burası da 90 derece diyecektim. İyi ki demedim ama sonradan ispatı güzel bir şekilde geldi. E hocam burası kaç oldu o zaman? Dikkat. 2, 2, 2 kök 3 oldu. Vay. Burası 2 kök 3. Burası 2 kök 3. Aynı işlemler. Şuradaki. Buradaki de aynı değil mi? Aynısını yapabilirsin. Şöyle gelebilirsin şöyle. Şunu şöyle çizersin. Merkez çektik. Merkez çektik. Aynı işlemler burada da var dostum. Yani burası da 2 kök 3. 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 Ve burası da 2 kök oldu mu? Oldu. Benden daha ne isteniyordu? Buradaki yay uzunluklarını da bulmam lazım. Arkadaş burası kaç derece? 90 derece. E burası kaç derece oluyordu? 30-30-120 çıkıyordu burası. Ve şuradaki açıya bakalım şimdi. Hocam 90 burada, 90 burada, 120 burada. E o zaman buraya kaç kaldı? 60 derece kaldı. E burası 60 yaptı. Oo. O zaman her böyle teğet çizdiğimde hepsi birbirinin tıkkısının aynısı oluyor ya burada. Şöyle yaptığın zaman şöyle 90. Eee şuradaki açı da yine 90. Burası da 30 derece oluyor. Burası da 60 derece oluyor. Aynı mantıkta hep buradaki yaylar da 60'lık yaylar mı olacak? Evet dikkat 60'lık yay 60'lık yay 60'lık yay 60'lık yay 60'lık yay 60'lık yay yani toplamda 1 2 3 4 5 6 tane 60'lık yay var. O zaman ipin uzunluğuna gidelim. Şimdi ipin uzunluğu ne olacak arkadaşlar? 2 köküçten 1 2 3 4 5 6 tane var. 6 tane 2 köküç var. Artı 6 tane de 60'lık yay var. 2 pi r yarıçap 1'di 60 bölü 360 diyeceğiz. E o zaman buradan ne geldi? 12 köküç Artı şu şu 360 yaptı bu da gitti. 2 pi şeklinde oldu mu dostlar? Oldu. Evet şekle baktığımız zaman sıkıntılı bir şekilmiş gibi duruyor. Ama ÖSYM'nin sorduğu bir şekil lütfen dikkat edelim buna. Bu da güzel bir soru. Gerçekten güzel bir soru. Hoş bir soru. Ve burada yapılan hata ki ilk sene bu soruyu yazdığımda ben de hatalı çözmüştüm. Ee, ne yapmıştım? Bu varillerin etrafına hocam şöyle bir çömbör çizilirim işte. Gergin ip böyle olur. İyi de ip gerilecekse burada şöyle şöyle olması lazım. Gergin olması için burada da yaylarında olması lazım arkadaşlar. O yayların hepsi de 60'lık yay yaptı. Yine tam bir çember yaptı. Dikkat et. Evet geldik sanırım son soruya. Aşağıdaki şekilde bir parkın üstten görünümü verilmiştir. Parkın içinde kenar uzunluğu 4 metre olan ABCD karesi şeklinde yeşil alan var. Evet şurada bir yeşil alan var. C ve D noktalarında parkı sulamak için fıskiyeler takılmış ve bu fıskiyelerin her ikisi de yarı çapı 2 metre olan dik dairesel bir bölgeyi sulayabilmektedir. Kenar uzunluğu kaçtı bu karenin? Hocam karenin kenar uzunluğu uzunluğu 4 birimdi. O zaman ben fıskiyeyi açtığımda 2 birimlik yeri sulayacaksa hop şöyle ikilik bir daire yapmaz mı burada arkadaş fıskiye suladığın zaman? Hop elips, elip, elips, oldu burada. Hocam şöyle bir ikilik bir daireyi sulayacak. Sulasın bakayım ikilik bir daireyi. Abi böyle bir yer sulayacak. Hocam burada da aynı şekilde ikilik bir daireyi sulayacak. İkilik bir daire olduğu için hop bu da böyle bir yerim sulayacak. Evet aynen öyle. Hocam burası da 2 birim yarıçaplı. Burası da 2 birim yarıçaplı olduğu için tam suladığı yerler bu şekilde oldu mu? Oldu. Yani şurası sulak yerler oldu dostlar. Evet, sulak yerler oldu. Şu kırmızı, içi kırmızı olan yer sulandı. Şurası. Sonra ne olacak burada? Hocam şurası da sulandı. Hemen şu sulandığını göstereyim. Biri büyük, biri küçük oldu ama idare et. Siz eş çizersiniz. Şimdi A köşesinde bulunan bir kişi, bir eleman var şimdi burada. A köşesinde bulunan bir eleman var. Bulunan bir kişi yeşil alana ve sulanan kısımlara basmadan yeşil alanın etrafında tur atıp A köşesine tekrardan geliyormuş. Hadi bakalım tur attıralım. Hocam yeşil alana basmadan ve sulanan kısma basmadan. O zaman yeşil alana basmadan tam bu yeşil alan çizgisinden böyle en kısa bu şekilde gidecek değil mi? Sonra buradan şöyle mi gidecek arkadaşım bak buradan buraya geldi. Sonra buraya gelip buradan böyle gelip buradan böyle gelip buraya mı gelecek? Hayır. 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 En kısası soruluyor bize. Buna göre bu kişi en az kaç metre yürümüştür diye soruluyor. Arkadaş A'dan yeşil alana basmadan buraya kadar geldiysem buradan sulak alana basmadan hop en kısa böyle gitmem mi? Tam diyet olacak şekilde. Evet böyle giderim. Buradan gelirim buraya böyle gelirim. Sonra buraya geldik daha sonra burada yine böyle giderim şöyle. Buradan sonra da buraya buraya gitmem. Buradan buraya en kısa olacak şekilde şöyle giderim. Sonra buradan da şöyle giderim. Sonra buradan da böyle gidip bu yolu izlersem en kısa yol olmaz mı dostlar? Olur. İşte bizden bu yol isteniyor. Parkın dışına çıktık ama parkı daha da büyük gibi düşün tamam dostum. Evet şimdi bizden bu yol isteniyor. Bu yarıçaplar ne verilmişti bize? 2. E hocam burada ne yapacağız? teğet de var. Anahtar kelimeler. Ya hocam işte ben bu uzunlukları bulup buradaki yaylarda tam bir çember mi yapıyor? Hayır. Eğer karemiz böyle olup çemberleri böyle vermiş olsaydı dört köşede de olmuş olsaydı bunun etrafına bir ip sardığımda bu dört köşedeki yay uzunlukları toplamları bunlar şu şekilde de olabilirdi fark etmez. Hocam birisi şöyle birisi böyle teğet olduğunda da olabilir fark etmez. Şöyle teğet de olsa şöyle 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 sardığımızda bu yay uzunlukları tamam tam bir daire yapabilir diyebilirdik ama Buradaki karenin her bir köşesinde yok. Sadece iki köşesinde var. Yani buradaki yayların toplama bak bu sefer tam bir daire yapmıyor. Bu zamana kadar böyle bir soru sorulmadı. <laughs> Diğer iki türlüsü soruldu. Şu sorusu da bu şekilde gelebilir. Hani öğrenciler bunu öğrendi. Hocalar da ezberletti kuralı tam bir daire. Hadi gel bunu da sorayım diyebilir ÖSYM. I. Ben olsam sorarım mesela öyle bir soru. Öyle bir soruyu sorarım. Çünkü bilinmeyen bir şey sormak lazım. E ne yapacağız hocam? Anahtar kelimeleri kullanacağız kardeşim. Merkez varsa teğet varsa çektik. Yarıçap kaç? Hocam yarıçap yarı çap 2. Ana burası da 4 ya. Bak 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 bak. Bana açı da lazım zaten. Merkez T'ye çektik. Bak şurası 90. Merkez T'ye çektik. Bak merkez T'ye çek yaptım şurada. Bana açı da lazım çünkü bu yay uzunluklarını bulacağım. Açı deyince bak özel üçgen çıkıverdi. Şuraya bakar mısın şöyle? 90'ın karşısı dörtgen. 30'un karşısı 2'dir. Burası da 60 yapar. O zaman burası 2 Hocam şurada bir dikdörtgen çıktı. 4 yaptı burası. Aynı şekilde burası 2. Şurası da 4 ya. 30-60-90 üçgen çıktı. Burası da 2 oldu mu? Oldu. Şimdi A'dan B'ye giderken 4 var. 2 kök 3 var. Şurayı bilmiyorum. 4 var. Şurayı bilmiyorum şu anda. 2 kök 3 var. 4. 4 kök 3. Bir daha 4 var. 8 artı 4 kök 3 var. Evet. Çevrede 8 artı 4 kök 3 var. Artı bir de ne var? Şu yaylar var. Bu yaylardaki merkez açıya bakayım. Hocam şurası 90. Burası 90 ya. Hani dikdörtgenden dolayı. Buraya kaç derece kaldı? 120 derece. Hocam burası da 120. A buradaki yaylar da 120'lik 2 tane yapıyor. Yani 2 pi r yarı 2. 120 bölü 360'dan kaç tane var diyeceğiz? 2 tane var diyeceğiz. Hocam şu sadeleşti. 3 Üç yaptı. 3'ler de sadeleşmiyor. O zaman çevre 8 artı 4 kök 3 artı 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 pi bölü 3 yapıyor. 8 pi bölü 3 yapar. Şıkka bakayım. Evet 8 artı 4 kök 3 artı. 8 pi bölü 3 yaptı. Bu da hoş ve orijinal sorulardan biriydi dostlar. Gerçekten güzel bir soru. Hani ÖSYM'nin sorduğu sıradanlığın dışına çıkılmış bir soru. Hani oradaki yaylar bak ne oldu? Bu sefer tam çember yapmıyor. Hani dörtgenin, beşgenin, altıgenin köşelerinde çemberler olmuş olsaydı, her köşesinde çemberler olmuş olsaydı o zaman tamam diyecek. O zaman o yayların toplamı tam bir daire yapıyor diyecektik ama iki köşesine koyarsam olmuyor. Orada da büyük ihtimalle özel açı çıkardı ve ben burada da soruyu yazarken özel açı çıkacak şekilde ayarladım. Dikkat et kenar dörtgen yarı çapı da iki verdim ya da böyle yarıçap çap A iken buraya A kök ki vereyim 45-45-90 üçgeni de oluşturabilirdim dostlar. Evet çemberin çevresini ve yay uzunluğunu da bitirdik mi? Bitirdik. O zaman 32. günü de bitirdik. Şükür. Ama şunu söyleyeyim. Ben tamam ilginç ÖSYM'nin sorduğu sorulara falan yazınca bir tık zor geliyormuş gibi geliyor ama yani tabii ÖSYM'nin sorduğu sorular e, zor geliyor olabilir. İşte bunlarda şikayet etme. E, ÖSYM'nin bakış açısını görmek zorundasın. Ben sana göstermek zorundayım. ÖSYM bazen sürpriz yapıyor. Genelde o sürprizle ya matematik ve geometri de oluyor arkadaşlarım Ki genelde geometri de oluyor böyle. Matematikte de çok oluyor. E, biz bunu 2021 sınavında ve 2024 Sınavında maalesef gördük. Daha önceki senelerde de gördük. E, 2025'te de böyle bir sürprizle karşılaşabiliriz. O yüzden her türlü soruya burada değinmek zorundayız dostlar. Evet, 32. gün bitti. En zevkli kısma gelelim. En zevkli kısım ne? Şuraya gel bakayım. Şu tiki atacağız. Ay, çok azalıyor ya. Gerçekten var ya süper gidiyor. Evet, şimdi şöyle tiki atıyoruz kardeş. 32. gün bitti. Geldik şuraya. Şuraya da tikimizi atalım. Hocam, 32. gün bitti. Ödevimiz var. Mı diye bakıyoruz. Var. 170 ile 173. Nerede? Soru bankasında. Ay pardon. Şuradaki soru bankasında görüyorsun. 170 ile 173'ün çözeceksin. Sonra şuna da bakalım. Haftalık program devam ettirenler sonunda şuraya da tiki koyabildik. Ama burada 30, 30, 30, 31 ve 32. günler var. Yani ödeviniz haftalık takip edenler 30, 31 ve 32. günlerin ödevlerine bakıyorsun. Hemen gelelim şurada bakalım istersen. Hocam geldik buraya. 30. günde ödev var mıydı? Yoktu burada. Yani burada 31 ve 32'ye bakacaksın. 158'den başlayacaksın 173'e kadar olan bütün testleri ödev olarak yapacaksın. Ve böylelikle 16. haftada bitti. Vay haftalık programla gidenler kaç? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 9 haftanız kaldı. Hadi iyisiniz. Günlük programla gidenler de 32 yani 18 günümüz kaldı. Yaklaşıyoruz. Sona doğru yaklaşıyoruz. Neyse sırada ne var? 33. gün var. 33. günde de nereye başlayacağız? Daireye başlayacağız. Daire alana başlayacağız. O da çok sevdi. O da çemberde uzunluk bilgisiyle yapacak. Bilmediğim bir şey. Şey değil yani. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki gün yani 33. günde dairede alanda görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşça kal. Güzel sorular çözdük ama. Beğen, abone ol. Hadi bakayım. Görüşürüz.